İyi akşamlar sevgili izleyiciler. İlimizden ve bölgemizden derlediğimiz akşam bülteniyle karşınızdayım. Ben Muzaffer Şensoy. Son istatistiklere göre trafik kazaları nedeniyle günde 20'den fazla kişi, bir yılda ise 7400'ün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı, son istatistiklere göre trafik kazaları nedeniyle günde 20'den fazla kişi, bir yılda ise 7400'ün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybediyor, dedi. Şimdi bizim trafik kazalarında bir kanayan yaramız var. Ben bunu açıkça trafik terörü diye tarif ediyorum. Çünkü en sonki istatistiklerde de bir günde 20'den fazla vatandaşımız hayatını kaybediyor. Bu çok büyük bir rakam. Bir günde 20'den fazla. Yani en son geçen seneki rakamlar açıklandı. 7400'ün üzerinde. Bu istatistiklerimiz de 2016'da değişti. Olay anındaydı daha önce. Şimdi 30 günde izliyoruz. Onlar da dahil oluyor. Böyle olunca da ölen sayısı, yani bir günde 20'den fazla kişi hayatını kaybediyor. Bir yılda da 7400'ün üzerinde. Aynı zamanda AK Parti Erzurum Milletvekili olan Ilıcalı, trafik güvenliği konusunda 35 yıldır araştırma ve çalışma yapan bir akademisyen. Bölünmüş yolların ölümlü kazaları azalttığını ifade eden Ilıcalı, trafik kazalarında insan hatasının %98 olduğuna dikkat çekti. Sürücülerin hatası %70'den fazla. Buna baktığımız zaman ne hata yapıyor? %50'si, kaybettiğimiz insanların %50'si kaza tespit raporlarını incelediğimiz zaman hız ihlalinden oluyor. Yani aşırı hız yapıyor. Aşırı hız acayip bir şey. Yani burada şunu söyleyeyim. 110 kilometre saatle bir cisme çarpmak, bir araca çarpmak 15. kattan atlamak demek. Her konuşmamda örnek veriyorum. Bir insan çıplak kabloyu eliyle tutmaz. 15. kattan atlamaz ama gaz pedalına basıyor. Burada çünkü hızın karesiyle orantılı bir enerji ortaya çıkıyor. Ne yapıyor oğlum? Sürücülerin trafikte çok dikkatli olmasını isteyen Ilıcalı, seçim süreci ve tatiller nedeniyle yollardaki trafik artışına yoğunluk yaşanacak. Vatandaşlara önerim, frene değil, kurallara güvenin, diye konuştu. Sayın İçişleri Bakanlığı'nın da dediği gibi, kurallara, frene değil, kurallara güveneceğiz. Bu kadar yollarda büyük emeği olan Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın dediği gibi, yolun kralı değil, kuralı olur. Ne olur değerli sürücüler, kurallara uyalım. Canımızdan daha kıymetli bir şey var mı? Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni niye heyecan içerisindeyiz? Neden bu kadar referandumda ben birçok yerde bunu heyecanla Türkiye'de, Avrupa'da anlattım. Her konuda hızlı. Bu muazzam bir koordinasyon sağlıyor. İşte bu hız ve koordinasyonu sağladığımızda trafik konusunda da bu sistemden yararlanarak önemli mesafeler alacağımıza inanıyorum. Ilıcalı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile çeşitli üniversitelerin trafik kazalarının önüne geçmek için yeni bir nesil teknolojik çalışmalar yaptığını söyledi. Şimdi bizim bunu önlememiz için 3 tane başlık var. Biz çok büyük bir kafa yormuşuz bu konuya. Diyoruz ki bir, çok güçlü bir denetim yapmamız lazım. Ve bunun için de teknolojiyi en iyi şekilde kullanacağımız yeni nesil teknolojilerle denetim yapmamız lazım. Ve bu hız ihlallerini mutlak surette önlememiz ve vatandaşlar, sürücüler de bilecek ki benim bu hatamı affetmiyor bu sistem. Buna göre davranacak. Eğer bizim başka anketlerimiz de var. Sürücü sürekli denetimi hissederse kurallara uyuyor. Hissetmesi uymuyor. Demek ki bir yüksek teknolojik bir denetim yapmamız lazım. Bu manada da üniversite ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün çalışması söz konusu. İnşallah buradan iyi bir mesafe alınacak. Mustafa Ilıcalı, dünyada son 8 yılda 10 büyük projeden 6'sının Türkiye'den gerçekleştirildiğini belirtti. Dünyadaki son 8 yıl içerisinde 10 büyük proje Türkiye'de gerçek. 10 büyük projeden 6'sı Türkiye'de gerçekleşmiş. Onun için bu kanayan yarayı da bu bir hükümet projesiyle ana 3 tane de başlık saydım. Bunları göz önüne alarak burada çok önemli mesafeler alabileceğimize inanıyorum. İşte bu kazalardan bir tanesi de dün akşam saatlerinde Karadeniz sahil yolunda meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada araçlar hurdaya dönerken olayın hafif yaralanmayla atlatılması ise sevindirici oldu. Kaza, Altınordu ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin hemen yanındaki Kavşak'ta meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre otomobilin hatalı sollama yapmaya çalıştığı ve sıkıştığı öğrenildi.
Kavşakta sıkışan araç sürücüsü diğer araca çarptıktan sonra direksiyonunu yaya geçidinde kırdı. Tamam, şoför nerede? Dedi abi, şunu etmek istedim. Trafiğin sakin olması ve yaya akışının olmaması olası bir can kaybını önledi. Kazayı gören vatandaşlar hemen olay yerine koştu. Sağlık ekiplerinin de yardımıyla araç sürücüleri hafif yaralı olarak araçlarından çıktı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansa yapılan ilk yardımın ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın etkisiyle yola savrulan parçalar temizlendikten sonra trafik akışı normal seyrine döndü. Bak, şarj aleti olanlar mı? Ordu'nun İkiz ilçesinde ise su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti. Ordu'nun İkiz ilçesi Yoğunluk Mahallesi'nde 3 yaşındaki Alperen Kerim Uysal evlerinin yanında oynarken su deposuna düştü. Bir süre sonra olayı fark eden aile yakınları çocuğu bulunduğu yerden çıkarttıktan sonra 112 acil servis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uysal, Ünye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Uysal, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Malumunuz düğün sezonu başladı. Gelinler, damatlar mutlu, davetliler geliyor, yemekler yeniliyor, oyunlar oynanıyor. Ancak öyle bir oyun var ki düğün alanı sanki cephaneliğe dönüyor. Düğünlerde tabancalar boy gösterince insanlar çoğu zaman kaçacak yer arıyor. Görüntüler Ordu Fas ilçesinin turizm cazibe merkezlerinden Gaga Gölü'nün yakınlarında bir düğün konvoyundan. WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntülere göre konvoy araçları yol kenarına çekilmiş, gelin damat ortaya alınmış, herkes oynuyor. Karadeniz geleneği düğünlerde silah atılmazsa olmaz. Ancak izlediğimiz görüntülerde silahların oyun alanında şarjör boşaltıldığını görüyorsunuz. Hem de alandaki insanlara aldırış etmeden, çocukları görmeden, sonu ne olacağı düşünülmeden silahlar atılıyor. Öte yandan oyun alanından biraz uzakta bir babanın çocuğunu kucağına aldığını ve annesinin de kulaklarını kapayarak başını okşadığını görmek mümkün. Çocuk belki de hayatında ilk kez birilerinin aracından inip rastgele ateş açtığını görüyor, düğünlerdeki gizli terörü tanıyor. Düğünü derneği olan vatandaşların düğün magandalarına müsaade etmemesi toplum sağlığı açısından önem arz ediyor. İstanbul'dan milletvekili olabilmek için aday adayı olan Ordulular İkizceliler Derneği'nde bir araya geldi. Selam, hoş geldin. İstanbul Sancaktepe'de bulunan Ordu İkizceliler Derneği düzenlediği istişare ve tanışma toplantılarına bir yenisini daha ekledi. Dernek merkezinde hazırlanan programa Ordulu derneklerin yönetici ve üyelerinin yanı sıra İstanbul'daki Ordulu milletvekili aday adayları da katıldı. 24 Haziran milletvekilliği genel seçimleri sebebiyle de toplantının gündemi siyaset ağırlıklı oldu. Programın açılış konuşmasını yapan İstanbul İkizceliler Dernek Başkanı Ali Zompur, istişare toplantılarını tüm derneklerin mekanlarını ziyaret ederek gerçekleştirdiklerini ve böylece birlik beraberliğin pekiştirileceğini ifade etti. Burada toplanmamızın amacı Sancaktepe Ordular Derneği'nin başkanı Sayın Nail İnce Başkanımızın mekanında toplanıyorduk her zaman. Orada çıkan güzel bir sonuçtan sonra bunu Sancaktepe'de bulunan 25 tane Ordu derneklerimizin mekanlarında yapılmasına
Orada arkadaşlarımızın da oy birliğiyle karar verildi. Sancaktepe Ordular Derneği Başkanı Nail İnce ise bu etkinliklerin orduların birbirini tanım açısından önemli olduğunu söyledi. Sancaktepe'de yaşayan Ordulu milletvekili aday adaylarına mikrofon uzattı. Sancaktepe'den ve İstanbul'dan Ordulu olup bizi temsilen önümüzdeki seçimde hayırlı işler yapmaya aday olan birbirinden değerli güzel kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimiz de bugün gündeme alarak da bir merhaba etmelerini kısa siyasete girmeden tatlı dil gülerimizle kendilerini tanıma fırsatı olsun, yanımızda olsunlar. Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Celalettin Dervişoğlu da yaptığı açıklamada İstanbul'da 30'un üzerinde Ordulu milletvekili adayı olduğunu söyledi ve ayrım olmadan Ordulu kimliğiyle kendilerini desteklediklerini ifade etti. Bizim totalde İstanbul'daki aday adaylarımız yaklaşık 32-33'e ulaşıyor. Genel bütün siyasi partileri içeren olarak. Tabii iktidar partisi olması hasebiyle yaklaşık 23-24 tane iktidar partisinden aday adaylarımız var. Ve onun dışında da işte Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den arkadaşlarımız var. Ve bugün de burada görüldüğü üzere iki tane iktidar ve diğer partiden olan arkadaşlarımız da sadece kimliği ordu olarak buradalar. Bizde ayrıştırma yok. Misyonumuz bundan önceki nasıl ise yine aynı misyonla hareket ediyoruz. Ehliyet ve liyakata sahip olan tüm arkadaşlarımızın, ordulu arkadaşlarımızın yanında ve arkasında olacağımızı belirtmiştik. Bugün de burada kendilerini ifade ettiler. Allah nasip ederse hocalarımızın da söylediği, kendilerini de ifade ettiklerine göre ne muratları var ise, hayırlısı ise olsun gayesiyle yola çıktılar. Ordulu aday adaylarından avukat Koray Maralsa, ne kadar ordulu aday adayı olursa ordunun o kadar güçlü olacağını ifade etti. Ordulu aday adayı son anda benimki nasip oldu. Böyle bir dilekçe verdim, Ömer Bey de az önce söyleyiverdi son anda diye. Nasip öyleymiş, böyle bir karar verdik. Ya şunlar vardı, onlar senden büyüktü, rakip olmaz mısın? Buna mı rakip oldun gibi dediler. Bizim partimizle ilgili başka ordulu aday adayı için. Dedim ki hayır, yanlış düşünüyorsunuz. 32 yaşındayım, serbest avukat olarak çalışıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. 15-20 milyonluk bir şehirde pancar çorbasını ordularla yiyorum. Zora düştüğümde orduların yanına gidiyorum. Darda kalsam, zorda kalsam hemşehrilerim, abilerim, büyüklerimiz sahip çıkıyorlar. Hanımefendiler, beyefendiler. Dolayısıyla rekabet olmaz. Ne kadar çok ordulu aday adayı, o kadar çok birimizden biri. Ne kadar çok aday adayı varsa ordudan benim milletvekili olmam daha ihtimal dahilinde oluyor. Ha o haber. Aramızda aylık aylı var mı? AK Parti İstanbul milletvekili aday adaylığı yoluna çıkan Gürkan Tayyip İmamoğlu da gençlerin siyasette aktif olması gerektiğini vurguladı. Genciz. Yola çıktık. Allah muvaffak etsin inşallah. Hayırlı bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Ülkemiz için güzel bir iş yapmaya çalışıyoruz. Genç Türkiye ile genç vekillerimizle güzel işler çıkaracağımızı düşünüyoruz. Daha dinamik, daha hızlı, daha yetişerek diyelim, daha fazla gelişmeyi düşünüyoruz. Bizim de kendi vizyonumuz var. Vizyonumuz doğrultusunda diyorum ki gelişelim, sonra da geliştirelim inşallah. Bakalım, hayırlara vesile olsun inşallah. İyi Parti'den aday adayı olan Yaşar Özkan ise ordulu kimliğinin asimile olmaması adına herkesin elini taşın altına koyması gerektiği ve bir siyasi oluşumun içinde bulunması gerektiğini vurguladı. Cenab-ı Allah beni ve arkadaşlarım da beni gibi düşünür biliyorum. Hayırsız bir işlere imza atmayı nasip etsin, bizi oralara nasip etmesin. Bu memleket için, ordular için, Sancaktepe'liler için taşı taş üstüne koyacak, her şeyden fedakarlık yapıp önce devletim, milletim, bayrağım diyecek arkadaşların oraya bizleri temsil etmek için gitmeye nasip etsin. İstanbul'da AK Parti kadrolarında önemli görevler üstlenmiş olan isimlerden Ömer Küçükse, Allah bize hizmet etmeyi nasip edecekse milletvekiline talibim dedi. Allah-u Teala bize bu görevler hayırlıysa nasip edersin. Başta başkanımız da dediği gibi, Devecikler başkanımız da dediği gibi, eğer biz buralara geldiğimizde değişeceksek, farklılaşacaksak, yozlaşacaksak, kendi işte örf, adet, işte geleneklerimizden, göreneklerimizden, ordulumuzdan ödün vereceksek Allah-u Teala bize buraları kendi şahsım adına, diğer arkadaşlarım da aynı şeyi düşünüyordur muhtemelen, bizlere nasip eylemesin.
Şimdi de İstanbul'dan Almanya'ya dönüyoruz. Almanya'da Federal İdari Mahkemesi dizel motorlu araçların trafiğe çıkmasının kent yönetimleri tarafından yasaklanabileceği yönünde karar verdi. Kararın en çok da Almanya'da bulunan gurbetçilerimizi endişelendirdi. Avrupa temsilcimiz Yunus Coşkuner Almanya'dan bildirdi. Almanya'da ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinde aylardır büyük merakla beklenen karara göre belediyeler federal çapta bir düzenlemeye gerek olmadan kendi başlarına karar vererek egzoz gazı emisyonundaki nitrik oksit miktarı üst sınırı aşan dizel araçları trafikten men edebilecek. Dizel yasağından etkilenecek araç sayısı en az 6 milyon olarak hesaplanırken bu durumdan en çok gurbetçilerimiz etkilenecek. TV2 Avrupa temsilcisi Yunus Coşkuner, Almanya'da otogalericilerle görüşerek yasağın kendilerini nasıl etkileyeceğini sordu. Bu skandal hepimizi, auto sektörünü çok mahvetti. Yani dizel araçlar giremez diye büyük bir politika, büyük bir oyun diyebiliriz. Onun amaçları daha çok elektrikli arabaları piyasaya sürmek veya satışı yükseltmek. Ama düşündükleri yani elektro arabalar daha cazip, emisyonları az olduğunu anlatıyorlar. Ama bir şeyi unutuyorlar, bir gün o araba kaza yaparsa yani onun çöpe atılmasının masrafları normal bir arabadan daha fazla. Hadi ya, çöp sonuçta daha mı problemli? Yani? Akü, komple akü olduğu için, komple aynen, için. Aynen değil mi? Daha sorun. Aynen. Daha dünyamızı daha çok kirleten bir şey aslında. Evet. Ve dizele taktıkları kafayı, yani dizele daha çok yaptıkları skandallar aslında benzinli arabalarda. Çünkü benzinli arabaların emisyonları daha çok yüksek. Daha çok yüksek. Evet. Şimdi devlet herkese şöyle dedi. Gelin bize eski arabanızı verelim, size 10 bin lira ödeyelim eski arabanızı. Adam mesela arabası 3 bin euro değerinde, 10 bin euro teklif ediyorlar. Ama unutulan bir şey var, eğer o araba 40 bin liraysa 50 bin yapıyorlar, 50 binden bir daha 40 bine düşüyorlar galiba. Yani öyle bir şey. Yani. Acaba sence FAVE veya büyük şirketler ceza ödeyebilir mi Almanya'da? Öyle bir imkan olur mu yani? O zaman sorun yaşarlar galiba. Yok abi, yapıyorlar şu anda. Yani televizyonda ve fotoğraflarda gördük yani. Yepyeni arabalar skandal diye, dizel diye hepsine vatandaş gitmiş, vermiş çöpe atmak için. Sonuçta 10 bin euro para alıyorum arabama diye. Evet, son bir şey demek istiyorum bu konuda. Var mı fikrin? Elektro arabalar yaptıkları 200-300 kilometre, doldurma saatleri 5-6 saat. Yani bir iş adamı günde 400-500 kilometre yapıyorsa yani olacak bir şey değil. Yine iş adamı zor. Mecbur dizel arabaya yönlenmesi. Evet. Dizellerden geçmeleri, vazgeçilmesi çok zor. Zor. Şimdi sevgili izleyiciler, şöyle bir durum var. Memleketimizde de bu dizel arabalar buradan çıkarsa Türkiye'ye dolar. Türkiye'de de bize ne kanun bekler onu da bilmiyoruz. Türkiye'miz ne düşünüyor? Sizler ne düşünüyorsunuz Türkiye'de bilmiyoruz. Yalnız Avrupa'da bir dizel skandalı var ve Avrupa'da dizel arabaların fiyatı ve dediği gibi arkadaşımın aslında düzeltsek Avrupa'da değil sadece Almanya'da. Almanya'da. Şimdi Almanya'da olduğu için skandal, evet, Fransa'dan, İspanya'dan, İtalya'dan geliyorlar. Almanya'dan ucuz dizel evi alıp o memlekete götürüyorlar. Evet. Yani sonuçta o araba yine çalışıyor. O egzozdan o duman yine çıkıyor. Yine çıkıyor, rüzgardan Almanya'ya geliyor. Aynen. Yani bunda bir şey yok. Mantık dışı. Evet, bence o zaman şöyle diyelim. Biz diyelim ki dizel arabası olanlar beklesin mi diyelim. Beklesinler. Hemen araçlarını ellerinden çıkarmasınlar. Evet. Satmışa kalkmasınlar. Çöpe atmaya kalkmasınlar. Zaten duyumlarda göre en son okuduğum raporlarda şu anda geçmedi. Geçilmiyor. Kanun. FDU SPD'den kanunu geçirmediler. Evet. Hani şu anda kanun onaylanmadı. Korkmayınız. Şu anda arabalarınızı çöpe atmaya kalkmayınız. Bence 3-4 senede sürer bu. Yavaş yavaş. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Almanya'da dizel problemleri böyle. Evet, Almanya dizel olan arabası, mazotlar olan arabası olanlar biraz daha dikkatli olmalı ve alacaklara da biraz daha dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Türkiye Bisiklet Şampiyonası Ordu'nun Perşembe ilçesinde başladı. Dün başlayan ve bugün sona eren şampiyonaya yaklaşık 300 sporcu katıldı. Türkiye Bisiklet Şampiyonası Ordu'nun Perşembe ilçesinde başladı. Özellikle ilimizin altyapısının da bu bisiklet sporuna uygun olması, özellikle sahilimizde belki gezdiyseniz veya gezdiğinizde göreceksiniz. Bisiklet kullanmaya çok güzel bir sahilimiz var. İşte hafta sonları falan bazen biz de yürüyüş için çıktığımızda sahilimizde bu bisiklet yolu üzerinde gençlerimizin, çocuklarımızın bu bisiklet sporuna olan ilgisini görmekte büyük mutluluk duyuyoruz. Yani Ordu'da bisiklet sporuna olan ilginin arttığını son yıllarda söyleyebiliriz.
tabii Ordu'da olduğu gibi ülkemizde de artık gerçekten bisiklet sporuna olan ilginin artması bizleri oldukça mutlu etmektedir. Ben bu yarışmanın ilimizde düzenlenmesinden dolayı duyduğum mutluluğu tekrar belirtmek istiyorum. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nca Perşembe Bolaman Perşembe Güzergahı'nda düzenlenen şampiyonaya yaklaşık 300 sporcu katıldı. Yarışların startını Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz verdi. İlk gün sonuçlarına göre büyük kadınlar kategorisinde ilk 3. sırayı Başkent Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları aldı. Esra Kürkçü 1., Ersin Yılmaz 2., Kübra Bektaş ise 3. oldu. Genç erkekler kategorisinde ise Giresun Lisesi Bisiklet İzcilik Dağcılık Spor Kulübü Derneği'nden Doğukan Abaza 1., Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Abdülsamet Çekirdek 2., Çumra Belediyespor'dan Muhammed Selçuk da 3. sırayı aldı. Genç kızlar kategorisinde 1. Çumra Belediyespor'dan Kezban Koyun, 2. Kırkgöz Döşemaltı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nden Aslan Aygün, 3. ise Sakarya Belediyespor'dan Eda Nurtan oldu. Yıldız erkek kategorisinde Antalya Denge Gençlik ve Spor Kulübü'nden Muhammed Pöze 1.liği, Çumra Belediyespor'dan Cemal Selçuk 2.liği, Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Okan Kalem de 3.lüğü kazandı. Cumhuriyet Başsavcısı Ayaz'la Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, dereceye girenlere madalyalarını taktı. Şampiyona bugün sona erdi. Şimdi de bölgemizde komşu illerimize göz atıyoruz. Giresun'da Hasan Ali Yücel Ortaokulu'ndaki öğrenciler atık sıvı yağdan çeşitli şekil ve renklerde sabunlar hazırlayarak bu atığın çevreye verdiği zararın ortadan kaldırılmasına katkı sağladı. Giresun'un Göreli ilçesindeki Hasan Ali Yücel Ortaokulu'nda görevli Fen ve Teknoloji Öğretmeni Metin Alper Sergen, öğrencilerine çevre bilinci aşılamak amacıyla atık sıvı yağdan sabun elde edilmesi projesini hazırladı. Sergen, projeyi uygulayabilmek için ilçedeki bazı işyeri sahipleriyle iletişime geçerek buralarda yiyeceklerin bitkisel yağda kızartılması işlemi sonrasında ortaya çıkan atık yağı topladı. Atık sıvı yağın içine doğal ve bazı kimyasal maddeleri ekleyerek sabun elde eden Sevgen bu işleme öğrencilerini de dahil etti. Projeye katılan yaklaşık 70 öğrenci Sevgen'in gözetiminde laboratuvar ortamında atık sıvı yağda uyguladıkları işlemlerin ardından çeşitli şekil ve renklerde sabun hazırlıyor. Dekoratif amaçlı kullanılan sabunların cilt testlerinin ardından el temizliği için de kullanılması planlanıyor. Sevgen, atık sıvı yağın çeşitli yiyeceklerden bitkisel yağda kızartılması işlemlerinden sonra ortaya çıktığını söyledi. Derslerimiz atık yağların zararlarını, çevreye verdiği zararlar işleniyor, derste görülüyor. Ama bunları uygulama olarak gösterdiğimiz zaman öğrencilerimize daha akılda kalıcı oluyor. Yani sonuçta öğrencilerimizin bilinçlenmesi bizim asıl amacımız. Bilinçlendiklerini ve çevrelerini bilinçlendirdikleri sürece ancak çevrelerini temiz tutabilirler. Biz de buradan esinlenerek böyle bir proje aklımıza geldi. Öğrencilerimizle beraber bu çalışmayı gerçekleştirdik. Projemizde çevremizdeki kurum ve kuruluşlardan yağlar toparladık. Bu yağların içerisine bazı kimyasal maddeler ve bazı doğal malzemeler ekleyerek sabunlar elde ettik. Bu sabunları da günlük kullanım için uygun hale getirerek okulumuzda bilim şenliğinde sergilemek üzere hazırladık. Atık sıvı yağın toplanması için çeşitli kurum ve kuruluşların kampanyalar gerçekleştirdiğini belirten Sevgen, her bireyin bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade etti. Yaklaşık 2 aydır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Testler yaptık laboratuvarımızda. En uygun sabun olacak şekilde, yani hangi tasarım daha uygun olacak şekilde birkaç deney yaptık. Ve en uygun şekli bulduktan sonra ürünlerimizi hazır hale getirdik. Öğrencilerden Nursen İrim ise atık yağın lavaboya dökülmesini engelleyerek çevreye katkı vermenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Atık yağ lavaboya döküldüğü zaman lavabodaki boruların tıkanmasına ve oraya en ufak bir çöp kaçtığında bile tıkanmaları oraya yapışmasına sebep olur. Ve böylece lavabonun içinde bir koku oluşur. Suya karıştığında ise sudaki başta balık canlı başta balıklar olmak üzere diğer canlı türlerin tahribatına yol açar. Suyun üzerine bir tabaka oluşturarak güneş ışığının suyun içerisine girmesini, sudaki oksijen miktarını düşürerek su bitkilerinin fotosentezini azaltır.
Samsun'un Atakum ilçesinde ise düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Saldırıda Lütfü Güler hayatını kaybetti. Yaralılardan ikisinin saldırıda yaralanan kişiye yardım etmeye çalıştıkları sırada olay yerine dönen zanlının ateş açması sonucu yaralandığı öğrenildi. Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. İddiaya göre 52M1230 plakalı minibüsle Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu kavşağında 55KL872 plakalı hafif ticari aracın önünü kesen Ramazan A, pompalı tüfekle araca ateş açarak uzaklaştı. Saldırıda yaralanan hafif ticari araçta Mevlüt Aygün, yakındaki Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu'na giderek yardım istedi. Yurttakilerin Aygün'e yardım etmeye çalıştığı sırada geri dönen Ramazan A, yurt önündekilere de tüfekle ateş açtı. Saldırıda araçta bulunan Selçuk Yapıcı, Lütfü Güler ve Aygün'le ona yardım etmeye çalışan üniversite öğrencileri Hatice Çetinkaya ve Songül Köse yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Güler, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde de 14 kişi baş ağrısı ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tokat'ın Erbaa ilçesinde 14 kişi gıda zehirlemesi şüphesiyle hastaneye başvurarak tedavi altına alındı. Alınan bilgilere göre ilçede bulunan özel bir işletmeden çiğ köfte aldıkları tespit edilen 14 kişi baş ağrısı ve bulantı şikayetiyle Erbaa Devlet Hastanesi'ne gitti. Yediği çiğ köfteden rahatsızlanan Beyza Yılmaz'ın babası Hasan Yılmaz, kızının akşamüstü çiğ köfte yediğini, bir süre sonra da baş ağrısı ve mide bulantısının olduğunu söylediğini aktardı. Akşam kızım çiğ köfte yemiş, kusma ve mide ağrısı şikayetiyle acile geldik. Doktor zehirlenebileceğini söyledi ve şu anda sarın taktılar. Kan tahlili aldı ve sonucu bekliyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri çiğ köfteden numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu haberle bu akşam da bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam buluşuncaya dek hoşça kalın.